Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Gördüğünüz gibi arkamda Santa Fe var. Şimdi de bu aracı test edeceğiz. Kia'daki muadili de Kia Sorento. Onu da önceden test etmiştim bildiğiniz gibi. Bunların farkı plug-in hibrit. Türkiye'de sadece mild hibrit var. Hatta Kia Sorento'yu test ettiğimde de herkes neden Tucson'la karıştırıyorsun falan dediler. Karşılaştırıyorsun. Tucson'la karşılaştırmamın sebebi o gün hemen o araçtan önce Tucson'u test etmiş olmamdı. Tabii ki ben de biliyorum bu aracıyla Sorento yarıştırılır ve Sorento ile bu aracın platformu aynı. Sadece farklı zevklere hitap ediyorlar tasarım olarak. İçinin görünümü olarak sadece tasarım farklı var yani neredeyse. Ufak tefek farklılıklar var bildiğiniz gibi. İşte bu araçta komple tepeden tırnağa yenilenmiş ve Hyundai'nin yeni tasarım diline kavuşmuş. Ön tamponda farlar falan gene böyle tamponun içerisine yerleştirilmiş. Çok da dikkat çeken bir tasarıma sahip. Ön ızgara böyle kenarlara doğru inceliyor. Biraz daha Amerika için tasarlanmış gibi duruyor araç. Zaten Amerika'da da çok satan bir araç. Hatta ismini de Amerika'dan bir semtten alıyor yanlış hatırlamıyorsam. Sürüş farlarını yukarıya ve böyle aşağıya T şeklinde yerleştirmişler. Çok da güzel yanıyor. Biraz sonra yakarız. Farlar gördüğünüz gibi hem aşağıda böyle normal LED ve iki tane de yukarıda mercek var. Şunlar sis lambası görevini de görüyor. Şurada aşağıda olmadığına göre ve bu da arazi aracı olduğuna göre sis lambası kesin vardır. Ama bayağı sıra dışı güzel bir tasarımı var. Böyle komple krom kaplama ön ızgarası. Burada kamera içerisine hemen Hyundai'nin logosunun altına yerleştirmişler. Aşağıda radar sensörü. Gene aşağıda da aynı ızgaranın sadece mat siyah rengi. Aracın hiçbir tarafında piyano rengi göremedim. Piyano rengini kaldırmışlar. O da çok isabetli olmuş. Böyle yandan falan tasarım aracın harika bence. Sürümü falan zaten hiç diyecek yok. Biraz sonra test sürüşünde de göreceğiz. 19 inçlik kışlık lastikler var üzerinde. Continental'ın. Fren diskleri normal. Spor falan değil böyle. Bu araca uygun normal diskler var. Yazlıklar 20 de olabilir tabii. Biraz kışlıklar genelde büyük tercih edilmiyor. Yandan da tasarımı, ayna tasarımı falan çok güzel. Şu anda uzaklaştığım için kilitlemişti, tekrar açtı. Yine burada 360 derece ve kör noktayı gösteren kamerası var. Zaten Hyundai'nin bu özelliğini çok seviyorum. Sinyalleri yaktığımız zaman hemen kadranda kör noktayı gösteriyor kamerayla. Şu formun da böyle yukarıya doğru uzaması bence yakışıyor araçlara. 7 koltuklu da bir araç. Bayağı bayağı uzun. Burada depo kapağı var. Normal benzin koyduğumuz depo kapağı var. Onu da bir açalım. Elektrikli arabalardan alışığım. Bunlar buraya basmadığımız zaman açılmıyor. Böyle bastıktan sonra açılıyor. Kumandanın üzerinden de açılmıyormuş. Şöyle baktım. Burada normal benzin kapağı var. Araç gene kumandayla böyle kilitledikten sonra aşağıya basık tutuyoruz. Çalıştırıyoruz. Şu anda çalıştı ve ileriye bastığımız zaman ileri gidiyor. Yani parktan falan çıkarmak için kullanabiliyoruz. Direksiyonu kullanmıyor tabii Tesla'daki gibi. Sadece ileri ve geri gidiyor dümdüz. Ama engelleri gördüğü zaman duruyor. Hemen şöyle önden sizlere sürüş farlarını da göstereyim. Hazır yanmışken. Evet, sensörü algıladı ve durdu beni. Şu T formundaki sürüş farları gerçekten çok böyle ben buradayım diyor yani yolda. İnsanların dikkatini bayağı çeker. Çok da böyle parlak ve güzel yanıyor. Şöyle geri alalım. Aslında şarj etmemişler. Araçta şu anda bataryası boş. Normalde bu kumandayla yaptığımız zaman yapay motor sesiyle sadece elektrik motor kullanarak ileri geri gidiyor. Şimdi batarya boş olduğu için motoru çalıştırdı. Şuraya da bastığımız zaman iptal ediyoruz. Şöyle şarj girişine de bakalım. Burası da şarj etmek için 7.2 kW'a kadar sadece AC şarj alabiliyor. Bunu da buraya böyle takabiliyormuşuz. Bu biraz içerisinde gevşek duruyor. Bunu niye böyle yapmışlar? Bilmiyorum ama biraz böyle gevşek duruyor. Ve 13.8 kW'da elektrikli lityum iyon bataryası var elektrikli motoru desteklemek için. 58 km'ye kadar da sadece elektrikli menzili var. İşte normal mild hibritten farkı bu. 13.8 kW, 58 km menzil baya baya güzel. 57 km'de de Santa Fe'de vardı bu menzil. Sadece 1 km bunda daha fazla var. Bagajı da böyle açıyoruz. Kameranın sağ tarafından gene. Kumandadan da açabiliyoruz. 571 litre arkadaki koltuklar yatıkken ve şu ortadaki koltuklar yatıkken de 782 litre bagaj hacmi var. Bagaj hacmi fazlasıyla yeterli. Buralarda gördüğünüz gibi en arkadaki koltuklar açıldıktan sonra kullanılmak için kemerler böyle asılı duruyor. Böyle bir perdesi var.
kaliteli sağlam bir perdesi var. Buralarda gene bardaklıklar, arka koltuklarda oturanlar kullansın diye havalandırmalar. Burada böyle poşet asma yerlere bir şeyler sıkıştırmak için. Arka bagaj bayağı güzel tasarlanmış. Şurada gene arka klimanın ayarını buradan da yapılabiliyor. Ve koltuklar yatırmak için buradan elektronik olarak basılıyor ve şunlar yatabiliyor böyle. Burada da bir USB ağ çıkışı var. Şurada da böyle ufak bir alan var gene. Sadece kirikosuna falan ulaşabileceğimiz. Şurada da bir yer var ama şu anda açabilir miyim bilmiyorum. Hayır, açılmıyor. Belki aküsü oradadır. Arka taraf bu şekilde. Buradan da gene elektrikli olarak kapatabiliyoruz. Hatta kumandadan da kapatabiliyoruz basıp tuttuğumuz zaman. O da güzel. Arka sinyaller de böyle aşağıda tamponun içerisinde. Gene çekit emri de var. Arka far tasarımı da gerçekten aracın komple formunu tamamlıyor böyle yanlardan bu şekilde. Şöyle tekrar bir çalıştırayım, arka farları da görelim. Arka fren lambaları da böyle yanıyor. Yukarıda 3. stop lambaları. Geriye basalım. Geri lambalar da bu şekilde yanıyor. Şöyle de durduruyorum. Kapı kulpların tasarımı falan da güzel ve şurası komple açılıyor. Şuradan dibinden itibaren geliyor. Şurada bölünme falan yok. Kapılar falan odun gibi. Buralarda komple kenarlara kadar fitiller. Arka camlar sonuna kadar iniyor. Böyle perdesi bile var. Şuralar falan hep yumuşak malzeme kullanılmış. Kaliteli güzel malzeme kullanılmış. Koltuk ısıtmalar böyle. Koltuklar buradan elektrikli olarak direkt yatırılabiliyor böyle bastığımızda. Ve şöyle tekrar bastığımızda kilitleniyordu ama şimdi kilitlenmedi. Buradan böyle çözebiliyoruz ve böyle kaldırabiliyoruz. Bu koldan da sırt normal ön koltuklar gibi ayarlanabiliyor. Şöyle iyice yatırılabiliyor. Koltukların dikiş kalitesi falan harika. Buralar gene böyle. Buradan da basıldığı zaman koltuklar yatırılıyor. Her taraf elektrikli düğme. Şu ortada gene böyle normal bir basit bardaklık var. Bayağı derin. Ve kol dayama var. Burası da böyle. Koltukların tasarımı falan da arkada çok güzel duruyor böyle. Şu 220 volt çıkış olması da harika olmuş. 200 watt'a kadar da 220 volttan enerji çekebiliyoruz. İki tane USB ağ çıkışı var sağında solunda. Buralarda yine Hyundai standart. Koltuğu, ön koltuğu hem yatırabiliyoruz hem ileri geri çekebiliyoruz. Şurada ekstra çocuk koltuğu için bağlantı da yapmışlar. Şuralardaki bu gözler falan çok kaliteli. Koltuklar gerçek deri değil ama çok kaliteli bir yapay deri. Zaten şimdi yapay deri bayağı sık kullanılmaya başladı. Şu döşemenin kalitesi de gerçekten çok çok iyi. Böyle farklı biraz koyu renkte açık renk yapmışlar ama biraz içinde koyu renkler var. Şöyle gösterebilirsem çok güzel elegant duruyor. Buralar falan hep LED aydınlatmalı. Kocaman panoramik bir açılır tavanı var. Diz mesafesini falan zaten görüyorsunuz. Çok büyük bir araç ne de olsa. Karel'in ses sistemi var gene. Premium ses sistemi. Böyle odun gibi kapanıyor. Arka camlar komple karartmalı. Ön kapılarda da böyle anahtarsız giriş kilit yerleri var. Açtığımız zaman gene maşbiyelin altına kadar açılıyor. Ve aracın fitil olmayan hiçbir yeri yok. Ön koltukta sadece sırt desteği yok. Ve baldır desteği yok ekstra. Yalnız komple elektrikli olarak ayarlanıyor. Gene şu ortayı biraz Hyundai Kona'daki gibi yapmışlar. Böyle yatıyor. Ve şu aşağıda USB ağ ve normal 12 volt çıkış var. Bu aşağıda da bayağı büyükçe bir göz var. Burada gene böyle torpido. Şurada ekstra bir şeyler koyabileceğimiz yer. Ve dekor aydınlatması var burada. Buralar falan hep koltuklardaki derinin aynısıyla kaplanmış. Yapay derinin. Çok da güzel duruyor. Biraz Tucson'daki gibi şöyle bir tasarım var. Yalnız buralar böyle. Sadece buralarda havalandırma menfezleri var. Araca diyecek yok arkadaşlar. Araç gerçekten çok hoş. Şöyle bir de motoruna bakalım. Bunda 1.6 Smart Stream benzinli motor var ve hibrit motorla destekleniyor. Böyle kaputu açtık. Şöyle de pistonlu olarak açılıyor. Bu araca pistonlu yapmasalar da olmazdı tabii. Çok da fazla açılmıyor böyle. Çok hafif açılıyor. İki tane pistonla böyle destekleniyor. Normal Smart Stream. Tucson'daki ve Sorento'daki motorun aynısı yanlış hatırlamıyorsam. 66.9 kW'lık elektrikli motoru var.
400 volt sistemle destekleniyor ve 13.8 kW'lık batarya ile besleniyor. Tam olarak elektrikli olarak da 58 kilometreye kadar menzil sunuyor. Komple beygiri 265 beygir, 350 Nm güç üretiyor elektrikli ile ikisi. Sadece elektrikli 66.9 kW. 6 ileride otomatik şanzımanı var. 100 kilometrede 8.7 litre yakıyor. Fena değil. Şöyle de kapatıyoruz. Tasarımı gerçekten ben buradayım diyor. Şöyle içerisine geçelim arkadaşlar. Ön camlar gördüğünüz gibi çift yalıtımlı camlar. Böyle full elektrikli, çok yönlü ayarlanabilir. Elektrikli koltuklar var. Bu tarafta ekstra baldır desteği bile var, böyle buradan ayarlayabiliyoruz. İçerisine güzel bir şekilde girip çıkıyor. Sırt desteği falan her şey var. Çalıştırdığımız zaman da böyle güzel bir animasyonla bizi karşılıyor, normal Hyundai'ler gibi. Ve başüstü ekranı da orada görebiliyorsunuz. Şu ağız sütunları gerçekten güzel tasarlanmış. Böyle içerisine doğru çukur halde ve kör noktayı iyice azaltmışlar. Çok böyle zarif duruyor. Kumaşın dediğim gibi dokusu çok güzel. Full panoramik açılır tavan var. Böyle yarısı komple açılıyor. Elektrikli perdesiyle beraber. İki kademe var düğmede ve böyle perdeyi de komple kapatabiliyoruz. Koltukların dediğim gibi şu tasarımları çok hoşuma gitti. Buradan böyle bir koltuğu da çekmek çok iyi oluyor. Şu ortada da tasarım bence güzel. Aynı Hyundai Kona'daki gibi biraz. Burada böyle bir kapak var. Ve dediğim gibi piyano rengi komple bu araçta hiçbir yerde yok. Böyle farklı bir çizilmez bir malzeme var. Telefonu şarj ettiğimiz yerde hoşuma gitti. Böyle buraya telefonu sokuyoruz. Şarj oluyor. Böyle çektiğimiz zaman da çıkarıyoruz. Şuralara bir şey düşürülürse tabi biraz sorun olabilir almak için. Burada bir tane bardaklığı var. Bir tane de burada var. Yolcu için yan taraftaki USB-A girişi. Vites gene aynı. Böyle geri ileri nötr ve park. Burada normal sürüş ayarında 3 çeşit sürüş modu var. Eco, Sport ve Smart. Ve terrain, yani arazi arayı ayarında da gene 3 modu var. İşte çamur, kar ve kum olarak. Burada gene komple klimayı falan ayarlayabiliyoruz. Şurada böyle açtığımız zaman yukarıya kalkan bir gözü var. Burada ekstra bir şey var, böyle çıkarılabilir. Gene bir göz var. Şu havalandırma menfezlerinin falan tasarımı güzel uydurulmuş bence. Direksiyon da güzel. Buralarda böyle full led lambalar gene. Bunları da söylemeden geçmeyin. Buralar falan çok kaliteli. Böyle misil atacak gibi. Sos arama şeyi böyle burada kapağın altına gizlenmiş yanlışla basılmasın diye. Neredeyse çerçevesiz bir aynası var. Menüler gene aynı Hyundai standart. Sadece plük şarj edilebilir batarya için. Böyle girdiğimiz bir menü var, normal elektrikli menüsü gibi. Ve %12 batarya kalmış sadece. O yüzden yolda şu anda tam elektrikliyi deneyemeyeceğiz. Yalnız bu araç Norveç'te bunlar da çok tercih ediliyor. Böyle şarj edilebilir elektrikli araçlar. Elektrikliye tam alışmamış olanlar bu araçları alıyorlar ve gene işe elektrikli olarak gidip gelebiliyorlar. Fiyatı da Norveç'te 650 bin krondan başlıyor. Türkiye'de de mild hibridi var. Bu normal şarj edilebilir hibridi herhalde Türkiye'ye gelmiyor. O da 950 bin lira. Bu biraz daha pahalıdır herhalde. Türkiye'de 1 milyondan aşağı değil herhalde bu araç. O bilgilere tam sahip değilim ama mild hibrit hiç yoktan en son baktığımda 950 bin TL'ydi. Exclusive paket falan var. Onlar alınabiliyor. Bu kullandığım araç şu anda full olanı. Böyle şimdi test sürüşüne geçelim arkadaşlar. Şöyle geri kamerasından başlayalım. Çok güzel kaliteli HD çözünürlüğünde bir geri kamerası var. 360 derece görüntüyü de burada görebiliyoruz. Tekerlerin döndüğü açıyı da burada böyle sarı çizgiyle bu ön tarafta da gösteriyor. Çok güzel. Arka basıyoruz böyle. Drive alıyoruz. Arazi aracı olduğu için yokuş aşağı fren kullanmadan inmek için de bu tuşa basıyoruz. Çok güzel bir özellik gerçekten arazide kullanmak için. Enerji kullanım menüsünü açtım. Şu anda elektrikli motoru kullanıyoruz sadece. Teker şeyinden görebiliyoruz. Elektrikli motordan tekerlere güç gidiyor diyor. Şimdi şuradan yola bir çıkalım. 8.8 saniyede 100'e çıkıyor.
Şu anda elektrik motorunu biraz şarj ettim. Hemen güç farkını gördüm. Biraz önce kullandığımda elektrik motorunda neredeyse şarj yoktu. Gerçekten kötü topluyordum. Şu anda çok güzel topladı. O zaman iki motoru birden kullanıyor tabii. 66 küsür kilovatlık elektrik motoru. Full güç desteği veriyor öyle benzinli motora. Adaptif hız sabitlemede gerçekten güzel çalışıyor. Böyle buradan direkt başüstü ekrandan takip edebiliyoruz. Modları böyle buradan kolay bir şekilde, şu düğmeyi çok güzel yapmışlar. Kolay bir şekilde böyle değiştirebiliyoruz. Eco'ya aldığımız zaman eğer bataryamız da doluysa direkt elektrikli motoru kullanıyor. Şu anda şarj ediyor biraz bayır aşağı gittiğimiz için. Gerçekten aracın kullanımı, iç ortam gürültüsü, her şeyi çok güzel. İnsan rahat ve yolda kendini güvende hissediyor. Silgiler biraz daha kenara kadar silseydi daha iyi olurdu. Şurası battıktan sonra kör nokta bayağı büyür. Şu orta konsolun altında boşluk olsa da kullanımı gerçekten güzel olmuş. Buradan her şeye, navigasyona, her şeye düğmeyle de ulaşabilmemiz çok iyi olmuş. Ekrana elimizi uzatmadan şurada neredeyse her şeyi ayarlayabiliyoruz. O bayağı hoşuma gitti. Spor modunu alınca gene standart Hyundai'nin kırmızı kadranları geliyor. Direkt navigasyona geldik. Şuradan direkt kartı da açabiliyoruz. Adres yazmak istemiyorsak, kartı takip etmek istiyorsak. Ekranın geri dönüşleri falan çok güzel arkadaşlar. Ara sıra elimizi tutmamızı istiyor. Şuradan enerji akışına bastığımız zaman da böyle enerji akışını görebiliyoruz. Hyundai'nin kalitesi gerçekten artık son zamanlar iyice tavan yaptı. Yakında Sportage da gelir. Onu da test etmek istiyorum. O da gerçekten güzel bir araç. Şu anda araç kendisi kullanıyor. Hız sınırını geçtiğim zaman da başüstü ekranında kırmızı yanıyor o zaman. Evet, sağ tarafı tercih etti. Yanlış yaptı. Buradan otomatik sağ tarafı tercih etti ama sağ tarafta taksi, sadece taksiler sürebiliyor. O yüzden ben tekrar sol tarafa geçmek zorunda kaldım. Bir de güzel özelliği, şu anda mesela sağa geçtim, tekrar sağa geçti kendisi, tekrar sola aldım. Ama adaptif cruise control iptal olmadı. Frene basmadığım sürece iptal olmuyor. Mesela şu anda frene bastım, iptal oldu. Şuradan da tabii ki düğmeden de iptal edebiliyoruz. Frene basar basmaz da elektrikli moda geçiyor. Şöyle tabii biraz trafiği kontrol ederken konuşmalarda takılmalar yapabiliyorum. Kör noktayı da böyle hemen uyarıyor aynalardan. Hem de ses, hem sesli hem kamerayla. Gerçekten çok güzel. Şu kamerayı çok güzel düşünmüş Hyundai. Tesla'da da olmasını isterim. Tesla'da da olabilir. Çünkü yolla solda sağda kamera var. Sadece arayüzüne bir tam şey yapamadılar Tesla'da. Burada sadece iki tane kamera. Geriye bastığımız zaman yan kameraları gösteriyor. Geri vitese taktığımız zaman. Oturumu falan da güzeldi. Şurada ekstra baldır desteği olması çok hoşuma gitti. Koltuğun ayarları, oturumu falan çok rahat. Şimdi böyle bir gideyim. Komple mavi. Düğmelerin hepsi mavi. Gece ışıklarıyla yanıyor. Hiç aynaya bakmadan buradan kameradan kör noktayı görüp şeride çıkabiliriz. Motor sıcaklığını bile buradan ekranın ortasında görüyoruz. Farklı bir şekilde yapmışlar böyle. Şu anda 90 derecede motor sıcaklığımız normal. Evet. Gecede farlar bu şekilde böyle tamponun içerisinde mercek farlar ve T formundaki sürüş farları gerçekten güzel duruyor.
Şöyle hemen yandan devam edelim. Aynaların altında da giriş aydınlatmaları var. Arka farların duruşu da gerçekten güzel. Gene T formunda. Arka tarafta da böyle yatık duruyor. Plaka aydınlatmaları sarıymış. Açmamıza gerek yok. Arka iç ortamda böyle. İç kısmı da bu şekilde. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.